Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve Yine Alar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunda aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size gördüğünüz bu papatya çiçek boncuklarından bir model hazırladım papatya yapmak yerine elde bunları da kullanabilirsiniz isterseniz o bildiğiniz papatyalardan daha önceki modellerimizde olduğu gibi minik papatyalardan yapabilirsiniz Evet şöyle size modelimi de göstereyim Evet modelim bu arkadaşlar bakın ortadaki göstermiş olduğum boncuklar ve böyle çiçek ağacı diyorum arkadaşlar bakın şöyle kökü ve ağaçta açan çiçekler. Çok da güzel bir görünüşü oldu. Yapımı da kolay. İsterseniz dediğim gibi bu yapmış olduğumuz beşli papatya yapraklarından yapıp bu şekilde de yapabiliriz. Veya hatta şimdi arkadaşlar bunun şu çiçek kısmının şurasının bakın şuradan buraya sabitleniş kısımlar var. Bunları anlatmamı istedi arkadaşlar. Ben de video hem kolay olsun hem de önemli olan bu tutturma işlemi birleştirme işlemini anlatmam istediği için o yüzden böyle bu şekilde bu boncukları kullandım. Bakın bunlar hürrem boncuğu değil. Şöyle tersinden de göstereyim. Taş boncuğu eski yıllardır kullanılan. Bunlar renklisi de var arkadaşlar. Fakat benim elimde kalmadığı için bu şekilde beyazlık kaldı. gidip tuhafiye almaktansa zaten örnek amaçlı modeli hepsini yapmayacağım. O yüzden elimde olanı kullanarak değerlendirmek istedim. Maksat modelin yapılışını tarif etmek, nasıl yapıldığını göstermek olduğu için rengarenk boncuklarla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Beyaz üzerine böyle yeşil çimenle rengarenk böyle pembeler, morlar, sarılar koyarak bunu renklendirerek de yapabilirsiniz. Bakın benimki de böyle sade, hoş, zarif bir şöyle çiçek oldu, ağaç oldu. Şöyle de tutup göstereyim arkadaşlar iki katlı. Alırsa. Çok güzel. Yapımı da kolay. Hemen yapıp takacağınız ama gösterişi güzel olan bir model oldu bak. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu kadar kolay ve zarif şeyleri çok seviyorum. Kolay ama görünüşü ağır olduğu için, şöyle ağırmış gibi durduğu için hoş duruyor. Evet şimdi modelimizi anlatmaya geçelim arkadaşlar. Evet. Şöyle iki tane çiçeğimin arasına beş tane ara bırakacağız arkadaşlar. Dört tanesini daha önce sizler için hazırladım. Bir tanesini de sizlerle yapmak için böyle bıraktım. Bakın burada beş tane. Şimdi bunu da beşe tamamlayacağız. Şöyle her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videoda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. 2 veya 3 zincir arkadaşlar tığlama zincirim 2 veya 3. Arka tarafı unutuyoruz. Her zamanki gibi ilk başlar gibi başlıyorum. Bakın. 2 tane zincir çekerek sık iğnemin üzerine başladım. Bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ bat diye 3 seferde bir trabzan yapacağım. Bakın 1 2 ve 3 zincirimi çekip üzerine şöyle 4 zincirden bir pipirik oluşturuyorum ve yanına da 2 tane sık iğne. Şöyle tekrar 2 zincir bir sonraki boş olan tığ battıya kapattım. Ve bakın bu kadar arkadaşlar. Ara suyunu yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir bir tığ battı oluşturdum. Şöyle evet. Bu 3 zincir de bu ara suyuyla çiçeğimin arasına koyduğum bir tığ battı arkadaşlar. Şimdi inşallah yavaş şekilde şöyle çiçeğimizi anlatmaya başlayalım. 8 tane zincir çekerek başlıyorum. 5, 6, 7 ve 8. Evet bu ağacımızın kökü olacak. Şimdi üzerine çiçekler için hazır papatyamı alıyorum arkadaşlar. Orta kısmından girip şöyle bakın şu ara iki çift yaprağın arasından boşluktan kapatıp sık iğnemi oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Yine ana orta noktadan girip Şöyle boş olan bir sonraki yaprak kapatıp bir de arkadaşlar bakın burada şöyle kenar papatyamızı kontrolüyoruz. Yine altı zincir kapatıyorum. Tüm yaprakları bu şekilde altı zincirle yapacağız. Evet, bakın. Kapattım. Tekrar 6 zincir. Ve toplam 5 yaprak var. 5'inin de şöyle ara kısmından 6 zincirle kapatıyorum arkadaşlar. 6 zincir. Ve tam orta kısmından. Bakın bu bitiş kısmına ilk yaptığımız kısma tekrar batıp burayı iki defa yapıyoruz arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi de daha kalın olsun diye şöyle ilmeğimizi tutayım sonuncuyu bu şekilde iki tane yaptık şimdi tüm yaprakları yaptık ya arkadaşlar bu çekmiş olduğumuz 8 zincirli dala da girip şöyle sık iğne ile aşağı ineceğiz bu 8 zinciri kök olarak oluşturduk şöyle de göstereyim bakın bir sık iğne yaptık zincirin ara kısmından girip 2 oldu 3 4 şöyle 5 6 7 ve 8 8 zincire bu şekilde 8 tane sık iğne yapıp bunu bir sonraki tığ battıya boşta olan tığ battıya kapatıyorum şimdi şöyle sık iğne olduğu için mesafe oldu arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. İlk bu şekil yapacağız arkadaşlar. Bakın. Böyle altı zincirle papatyalarımızın kenar kısımlarını böyle kontrolleyip bir tane de dal oluşturduk. Şimdi yanına ikinci dalı için 8 zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Dediğim gibi sadece burası önemli arkadaşlar. Burası kolay. Yapılışı şimdi çatım işlemleri için 2 ve 3 üst üste yaparak ineceğiz aşağı. Yani tek seferde iki tane çiçek yapıp şöyle üst üste güzel gözüksün diye, kolaylık olsun diye bu şekilde yapacağız. Evet. Bu burada duracak arkadaşlar. Ben üçüncü çiçeği yapıp inene kadar bu burada 8 zincirli kökün dalın üzerinde bekleyecek beni. Bunun işlemi bu kadar. Bu burada beklesin. Şimdi biz diğer çiçeği yapmak için hemen işleme koyuluyoruz. 3 zincirle geçiş yapıyorum. Bu tutturma işlemi. Bunu bir buraya tutturdum. Evet bakın tam orta kısmından bu 6 zincirli yuvanın tam orta kısmından tersinden buraya tutturdum. Üzerine de 3 tane zincir çekiyorum dediğim gibi bu ikinci çiçeği unutalım. Onunla işimiz şimdilik yok. Biz üçüncü için uğraşıyoruz. Bu üç zincir dal arkadaşlar. Burası aşağıda çektiğimiz sekiz zincir gibi. Üç zincirimiz de üçüncü çiçek için dal. Bunu dal olarak düşünelim ve çiçeğimiz için şöyle sabitleyelim. Evet, şimdi bunu buraya sabitledik 3 zincirli dalın üstüne sabitledik 1 2 şöyle 3 zincir hemen buradan tersinden böyle 6 zincirli bakın hemen yanındaki şöyle de göstereyim buradan 3 zincirimi sabitleyip tekrar 3 zincir çekip bu hani papatya için 6 tane çekiyorduk ya arkadaşlar bakın 3 zinciriyle buraya sabitledim 3 zinciriyle de dönüş yaptım toplam 6 zincir olmuş oldu ve buraya papatyanın ilk kontrolleme işlemini yaptık Bakın şu şekilde oldu İlk papatyayı bu şekilde sabitledik bakın bu son papatyamızda iki tane sabitleyeceğiz şimdi 3 zincir çekiyorum bakın bu bir tanesini yaptık İkincisini de aynı şekilde şöyle 3 zinciri çekip Buradaki yuvanın içine sabitleyip tekrar 3 zincirle 3 6 zincir çekiyorduk ya. Sonuncu çiçeğimizi bu şekilde iki yaprağını tutturuyoruz arkadaşlar. Birincisiyle üçüncüye çıkıp üçüncü çiçeğimizi tamamladıktan sonra tekrar 3 zincirle girdik tamamladık ikincisinde Aynen bu şekilde 3 zincirle diğer çiçeğimizin bu altı zincirin içine girip 3 zincirle de bu şekilde ikinci yaprağını tamamlayacağız şöyle bakalım arkadaşlar sabitliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yuvanın içerisine girip bu şekilde tamamlıyoruz çok kolay arkadaşlar pratiğini de inşallah böyle kolay ve anlaşılır şekilde anlatmış olalım şöyle altı zincirle kontrolü yapıyoruz son 6 zinciri de çekip bu yaprağı tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle orta kısmından gelip sık iğne ile altı zinciri buraya tutturdum. Şimdi sekiz zincirle dal yapıp çıkmıştık ya. O 8 zincirde de sekiz tane sık iğne yapıp aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk oturturalım ki rahat bir şekilde 8 sık iğne buraya sıksın şöyle 2 şöyle 3 4 5 6 7 ve 8 Evet ağacımızın yine kökü de hazır bakın ve bunu bir sonraki boş olana kapatıyorum arkadaşlar dibine değil bir sonraki boşlukta olan tığ battıya kapatıp şöyle dalımızı tamamladık ve 3 zincirle ara boşluğunu veriyorum şöyle yaptığımız işe bakalım Evet iki zincirimi de çekelim şöyle sökülmemesi için Evet arkadaşlar bakın şu bu bir de arkadaşlar ütüleyince şöyle elimizle de düzeltelim boncuk olduğu için daha böyle şekil alacak şöyle bakın şey ağır gibi değil arkadaşlar zincirle kalıplandığı için bu şekilde şöyle olacak dediğim gibi bakın bu arkasına hafif bir ıslak ütüyle tülendiği için kalıp gibi duruyor bu da şeklini alacak şöyle daha kalıplaşacak arkadaşlar şöyle hoş bir duruşu olacak şimdi şuradan bir tane göstermiştik iki tane daha gösterip Videomuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle çektiğimiz zincirden tutalım. Ara su için iki zincir çekiyorum. Bir tane söküldü. ikiye tamamlayalım. Bir defa tığı doladım. Hemen yandakine şöyle üçlü trabzan. Şöyle göstereyim. İki zincirin üzerine üçlü trabzan. Şöyle 4 zinciride kapatıp kirpik oluşturuyorum bu trabzanımın arasına ve trabzana iki sık iğne yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekip yanındaki boşluğa kapatıp şöyle hoş kalıp gibi bir ara suyu oldu. Evet tekrar göstereyim arkadaşlar. iki zincirimi çektim. Bir defa da tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Toplam 3 seferde 3 litre trabzan 4 zincir. Buraya kapatıp yanına 2 sık iğne yapıyorum kirpiğimin ve 2 tane zincir. Diğer yuvaya şöyle geçiş yaptım. Evet dediğim gibi bakın şöyle 2 tanesini bu şekilde yaptık. Bir tane de burada yapmıştık arkadaşlar. Bunu ben 5'e tamamlayayım. Şöyle modelimize bakalım. Evet, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Bakın çok güzel ve zarif bir model oldu. Şöyle açık rengin üzerinde de göstereyim. Sade ve zarif oldu arkadaşlar. Çok hoş duruyor bakın. Böyle çimeni türbentin renginden de. Ayrı bir güzellik kattı. Yeşil üzerine renkli boncuklar demiştim videonun başında hatırlarsanız. Çoğaldıkça daha bir hoş oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar duruşu. Şöyle size de yakından göstereyim. Acaba e, e, bunu olur mu diye düşünürken. Sade hani boncuk yok elimde diye düşünürken çok güzel oldu görüş olunca ben de şaşırdım arkadaşlar bu güzelliğe duruşa gerçekten hoş bir model bir de kolay arkadaşlar papatyalar hazır kenarlarda zincir yapılışını herkes yapabilir bu güzelliği şöyle bakın hürrem boyunca gibi de değil sağlam böyle bir demin bu o kadar sıkı zincirler de çekmedim ama bakın kalıp gibi oldu hafif bir arka tarafından ütüleyince sabitlendi hani oturdu boncuklarda iplerin arasına çok hoş ve güzel oldu arkadaşlar şöyle bir de sallantı halinden de bakayım sizler de beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.